Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda elimde görmüş olduğunuz 4 tane telefonun ağır çekim modlarını kapıştıracağız. Arkadaşlar, öncelikle iş cep kullanıcılarına güzel bir haberimiz var. 23 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında iş cep uygulamasına giriş yapan 10 kişiye iPhone 10, 10 kişiye de Samsung Galaxy S9 hediye ediliyor. Üstelik bireysel ve ticari tüm iş bankası müşterileri katılabiliyor. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey 23 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında iş cep uygulamasına giriş yapmak. Bu kadar. Çekilişi kazanan arkadaşlarımız 11 Eylül tarihinde işbank.com.tr adresinde aynı zamanda İş Bankası'nın sosyal medya hesaplarında açıklanacak. Bir de 14 Eylül 2018 tarihinde Posta Gazetesi'nde ilan edilecek. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için hemen açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Elimizde 4 tane telefon var. Bir tanesi P20 Pro, bir diğeri Xiaomi Mi Mix 2S, bir diğeri Samsung Galaxy S9 Plus ve sonuncu telefonumuz da iPhone 10. Tamam, 3 tane telefon aradan sıyrılıyor hem fiyat olarak hem kamera olarak. Ancak Mi Mix 2S'te ağır çekim özelliği güzel. Aynı zamanda fiyat olarak da diğerlerinden çok daha uygun. Bu nedenle o da testimize girmeyi bizce hak ediyor. Şimdi sırasıyla testler yapacağız arkadaşlar. İlk testimiz çakmak testi. Çakmak testine baktığımız zaman aslında düşük ışıkta bütün telefonların daha kötü performans sergilediğini görüyoruz. Yani ağır çekim ve düşük ışık birbirinin dostu olaylar değil. Ancak hepsine yan yana baktığımız zaman iPhone 10'un diğerlerine nazaran bir tık öne çıktığını görüyoruz bu konuda. Çakmağa baktık arkadaşlar, sıradaki testimize geçelim, bardak kırılması. Bardak kırılma testini biz genelde telefonlarımızda zaten yapıyorduk. Bu sefer 4 telefonumuzda birden denedik arkadaşlar. iPhone 10 yine iyi çekim yaptı, ancak Mi Mix 2S'te kötü değil arkadaşlar, gayet güzel ağır çekimler yapabiliyor. P20 Pro ve Galaxy S9'da çözünürlüğün biraz düştüğünü hissedebiliyoruz. Görüntü bir tık daha kötü duruyor. Evet, sonuçlar oldukça şaşırtıcı arkadaşlar. Sıradaki testimizde su dolu bir balonu patlatma, ağır çekimlerin olmazsa olmaz içeriği. Su dolu bir balonu 4 telefonumuzda sırasıyla patlattık arkadaşlar. İçlerindeki en iyisi yine iPhone 10 gibi gözüküyor. Ancak burada S9 Plus'ta kötü gözükmüyor arkadaşlar. Gayet iyi durumda. Mi Mix 2S'de yine bu ikisinin arasında bir değerdi diyebiliriz. En geride P20 Pro'yu görebiliyoruz. Renkler diğerlerinden biraz daha yapay duruyor. Özellikle Çağdaş'ın koluna falan dikkat ettiğiniz zaman daha net anlaşılabiliyor. Son testimize geçelim. Son testimize bir isim koyamıyorum. Ağzımızda garip bir hareket yapacağız arkadaşlar. Onu da ağır çekim olarak sizlere sunacağız. Gelin izleyelim. Bu garip ağız hareketinin adını hebele hübele koyabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çağdaş'ta komik durumlara düştük. Burada yine iPhone 10 bizi baya komik gösterdi. Ancak içlerinden en güzel yine iPhone 10 diyebiliriz. Renklere baktığımız zaman yine P20 Pro bir tık geride gibi gözüküyor diğerlerinin nazara. iPhone 10 ve S9 Plus da burada renk olarak yine en önde diyebiliriz. Mi Mix 2S de bunların hemen arkasından geliyor. Son test dedim, yanlış oldu arkadaşlar. Biz şimdi Çiçekli Köy'e gidiyoruz. Orada esas testimiz var. Bir elmaya ok atacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Evet arkadaşlar, ofisten çıktık. Çiçekli Köy'e geldik. Hava sıcak, gözlüklüyüz, terliyoruz biraz. Kusurumuza bakmayın. Yanımızda Eser var. Merhaba Eser. Merhaba arkadaşlar. Eser'i zaten birçoğunuz tanıyordur diye tahmin ediyorum. Kendisi okçuluk milli takım antrenörü. iPhone 10 videosunda da bize eşlik etmişti. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi biz buraya niye geldik arkadaşlar? Elmalarımızı bir yere dizeceğiz. Eser de onları tam 12'den vuracak. Yalnız bu sırada siz farklı renkte elmalar göreceksiniz arkadaşlar. Bunun da sebebi şudur ki 960 kare çeken telefonlarda o anı yakalamak çok zor. Okun hareketi oldukça hızlı. O anı yakalayana kadar birçok deneme yapmak zorunda kaldık. O yüzden elmaların renkleri değişiyor. Ama burada tabii ki de önemli olan sonuç. Şimdi gelin arkadaşlar bu ağır çekimleri bir izleyelim. P20 Pro ve S9 Plus'ta 960 FPS'yi yakalamak gerçekten zor. Hele ok gibi hızlı giden bir şeyi yakalamak için bayağı bir çaba sarf ettik. S9 Plus'ın biraz daha iyi 960 karesi. P20 Pro biraz efekt uyguluyor gibi gözüküyor. Ancak 960 kareye geldiği zaman iki telefon içinde çözünürlüğün bayağı düştüğünü, görüntünün de kötüleştiğini söyleyelim.
240 FPS'ye baktığımız zaman ok gibi hızlı giden bir şeyi çok net algılayamıyoruz. Ancak 240 FPS'de bir önceki testlerimizde olduğu gibi iPhone 10 yine biraz daha önde gözüküyor. Hem renk açısından hem de çözünürlük açısından. Tamam, hepsi 1080p arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Ancak çözünürlükteki düşüşü çok rahat hissedebiliyoruz diğer telefonlarda. Özellikle P20 Pro bu konuda biraz daha geride kalıyor. FPS olanlara da arka arkaya ve yan yana baktığınız zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Eğer ağır çekim odaklı bir telefon arıyorsanız Mi Mix 2S olabilir tercihleriniz arasında, ama en çok iPhone 10 iş görecek gibi. 960 kare gibi bir seçenek yok iPhone 10'da, ancak 960 kare olanları da gördük, çok fazla işlevsel çalışmıyor. Evet arkadaşlar, ağır çekimlerimizi izledik. Eser, çok güzel bir çekim oldu. Eline sağlık diyelim. Teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz. O zaman şimdi gelin ofise geri dönelim. Çiçekliköy'den ofisimize tekrar döndük arkadaşlar. İçlerinden en çok S9 Plus bizi uğraştırdı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. O anı yakalamak biraz zor. Benim şahsen en çok beğendiğim de iPhone 10 oldu arkadaşlar. En doğal, en gerçeğe yakın, böyle film efekti gibi ağır çekimleri veren telefon bence iPhone 10 oldu. Ama siz de izlediğiniz görüntüleri aşağıya yazabilirsiniz, hangisini beğendiğinizi. Arkadaşlar, videomuzun yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken İş Bankası'nın hazırlamış olduğu kampanyayı tekrar hatırlatalım. 31 Ağustos'a kadar İş Cep'e giriş yapan ticari ve bireysel tüm İş Bankası müşterilerine 10 adet iPhone 10, 10 adet de Samsung Galaxy S9 çekilişle hediye ediliyor. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için videonun hemen açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda 4 tane telefonun ağır çekim modunu kapıştırdık arkadaşlar. Neden bu 4 telefonu çektik? Aslında bunlar telefonlarda en iddialıları. Aralarında uygun fiyatlı olarak Mi Mix 2S'i de koyduk. Diğerleri biraz fiyat olarak ondan yüksek. Siz dördünden en çok hangisini beğendiniz? Onu da anketimizden cevaplarsanız seviniriz diyelim. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü şeyi hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.